Merhaba gençliğin gözyaşları. Şimdi dönüşümlerin yeni nesil sorularını gömeceğiz. Hadi bakalım vira bismillah diyoruz. Başlıyoruz ilk sorumuzla. Neymiş görelim. Noktasını orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürmesi istenen öğrenci. Şimdi sen bunu A noktasını şöyleymiş. Orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürürsen şu oluyordu. Noktanın koordinatları yer değiştiriyordu. Ama Y buraya gelirken işaret değiştiriyordu bir de dostum. Böyle olması gerekiyor. Bu istenen şey. Çocuktan bu istenmiş. Yalnız diyor ki yanlışlıkla negatif yönde döndürerek diyor. Şimdi bunu gitmiş salak yanlışlıkla negatif yönde döndürmüş. Bu arada hepimiz yapıyoruz bu salaklığı bazen. Bu da ne olacak dostlarım? Yer değiştirecekti yine negatif yönde döndürme de böyleydi. Yer değiştir ama bu sefer x'in işareti değişecek. İşte böyle olduğunda noktasını buluyor diyor. Yani bu bulduğu nokta şu eşitmiş m eksi 2 virgül n artı 7'ye. Şöyle yazdım küçük küçük. Doğru sonuç da bu olduğu bilindiğine göre diyor. Doğru sonuç da şu olması gerekiyormuş. 2 m'e n eksi 5. Yani bizim eksi y dediğimiz şey 2m'miş dostum. Eksi y 2m. Y dediğimde eksi 2m'miş bu. Burada bakın y dediğim neymiş? M eksi 2. Yani eksi 2m m eksi 2'ye eşitmiş dostum. Hemen bunu buraya, bunu da buraya atalım. 3m eşittir 2. 2 bölü 3 eşittir m geldi. Sonra x'leri de yazalım. Bakın buradan x neye eşit? N eksi 5 miydi o? Evet. X eşittir n eksi 5. Peki buradan eksi x neye eşit? Eksi x n artı 7'ye eşit. O halde hemen eksiyle çarpalım. X ne oldu? Eksi n eksi 7. Bunları da birbirine eşitliyorum. Yani n eksi 5'i eksi n eksi 7'ye eşitledim. 2n eşittir. Eksi 2'den n eşittir. Eksi 1 geldi. Doğru yapıyoruz değil mi ya? Evet. Peki x bölü y nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi hemen bulalım. X neydi kardeşim? Şuradan çıkartalım. Ya da istediğinizden çıkartabilirsiniz. Şu da olur. Eksi 1'di n. Eksi 1 eksi 5'ten x eşittir. Eksi 6. Y'yi bulun diyor bir de. Y neydi? Eksi 2m'di. M yerine 2 bölü 3 yazarsam y'yi bulurum. Eksi 4 bölü 3 geldi bu da. Bunları da bölün diyor birbirine. Bölersek de eksiler artıya döndü. 18 bölü 4 çıktı. Yani 9 bölü 2'ymiş cevabımız. Vay be. İyi soruydu. Bilgisayar eliklerindeki şekle göre Turgut, AC'yi C noktası etrafında ok yönünde 90 derece döndürerek K 5 olan BC'yi elde ediyormuş dostlarım. B noktası K'ya 5'miş. B noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bunu şöyle bakın apsisini gösterelim, ordinatını gösterelim. Şurası 4'müş, şurası 3'müş dostlarım. C noktası etrafında 90 derece döndürüyormuşuz biz. Ve bir B noktası oluşuyormuş. Bu da bir şeye 5 noktası. Şurası 5, burası da K. Şimdi şuradan aşağı inen diklik 5'miş dostlarım ve burası da 90 dereceymiş kardeşler. Peki biz ok yönünde 90 derece döndürüyoruz. Ok yönü saatle aynı yön. Yani negatif yönde döndürdük dostlarım 90 derece. Negatif yönde 90 derece döndürünce ne oluyordu bir noktanın başına ne geliyordu? 4'e 3'tü ya nokta. Negatif 90 derece döndürüyorum. X ile Y yer değiştiriyor. X buraya gelirken işaret değiştiriyordu dostlar. Demek ki 3'e eksi 4 oluyormuş bizim yeni noktamız. Ama bu orijin etrafındaydı tabi. Şimdi ne diyor bize? C noktası etrafında döndüreceksin diyor. Peki buradan C'ye ulaşabilir miyiz diye düşünüyorum. Şimdi orijin etrafında döndürünce bu. Eksi 4'e 9 eklemiş. Ulaşırız aslında ya. 0'a 9 eklesek
Buluruz bunu da. 9'a denk düşüyor hatta burası değil mi? Böyle bir durumda. Neyse uzatmayalım. B noktasının orijine uzaklığı nedir diye soruyor. Bize de şuradaki mesafeyi soruyor arkadaşlarım. Şunu. Şimdi bu adam bu adama eşit. Bakın burada bir eşlik benzerlik yapalım. A 90 B, B 90 A, A 90 şurası B olur. Burada 90'ların karesi eşit olduğu için üçgenler eşittir. B'nin karesi 3 ise burada da 3. A'nın karesi 5 ise burada da 5 olur. Şurası toplam 12 geldi. Şurası da 5 olduğu için 5, 12, 13 üçgeninden soruyu paketledim dostlarım. Ben C'yi falan bulacaktım. C noktasını da çok uzatmayalım. Buradan da geldi zaten. Bak C 9'a 0 çıktı. Dik koordinat düzleminde noktası orijin etrafında saat yönünde yani negatif yönde diyor. 90 derece döndürüldükten sonra elde edilen nokta. Hadi bir bulalım. Şimdi P'yi 3'e eksi 2'yi negatif yönde 90 derece döndürelim bir. Noktamız yer değiştireceklerdi. Eksi 2'ye 3. X bu tarafa gelirken işaret değiştirecekti. Eksi 2'ye eksi 3. Bu nokta x ekseni boyunca pozitif yönde a birim. Şimdi öteliyoruz bu noktayı. Şunu son bulduğumuzu. Pozitif yönde a ötelediğim için x'e a ekliyorum. X'ine a ekledim. Y ekseni boyunca yine pozitif yönde dediği için de y'sine b ekledim dostlarım. P noktasının y eksenine göre simetriği alınıyor. Ötelendiğinde P noktasının y eksenine göre simetriği alınmış oluyormuş dostlarım. P'nin y eksenine göre simetriği nedir? X'in işareti değişecek. Yani eksi 3'e eksi 2 olacak. İşte bu noktayı elde ediyormuşuz biz. Buna göre A artı B nedir diye soruyor. Şimdi eksi 3 eksi 2 artı A'ya eşit. Demek ki eksi 1 eşittir A. Eksi 2 eksi 3 artı B'ye eşit. Demek ki 1 eşittir B. A artı B topladık 0 geldi. Dik koordinat düzleminde köşeleri olan üçgeni veriliyor. A noktasının D doğrusuna göre yansıması üçgenin ağırlık merkezine olduğuna göre bu D doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Peki amca, hadi bakalım neler yapacağız şimdi. Şimdi hadi bir koordinat düzlemi çizelim ya. Olur ya belki buradan çözeriz soruyu. Şimdi B noktası 10'a 0. Apsisi 10, ordinatı 0 olan nokta. Orijin burada. A da 2'ye 6 noktasıymış dostlarım. Şurası da 6 olsun. Bu da A. Şimdi üçgenimiz burada. Ağırlık merkezini bulalım. 3 köşeyi toplayıp 3'e bölecektik, değil mi? Ağırlık merkezini bulmak için. Topladım 12, 3'e böldüm 4. Topladım y'leri 6, 3'e böldüm 2. 4'e 2 noktasıymış ağırlık merkezi. Şurası G. 4'e 2. Şimdi A'nın bir doğruya göre simetriğini alıyorum ve o doğrunun simetriğini aldıktan sonraki görüntüsü 4'e 2 noktasıymış dostlarım. Böyle bir noktaymış. Buna göre D doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi nedir diye soruyor. Şimdi bir daha söyleyelim. Şöyle bir doğru var. Ben diyor ki A'nın bu doğruya göre simetriğini alırsam G noktasına ulaşıyorum diyor dostlarım. A'yı biliyoruz biz zaten 2'ye 6. G'yi de şimdi bulduk 4'e 2. Peki tam şu ortadaki noktayı bulmaya çalışsak, hadi bulalım. Toplayıp 2'ye böldüm. 6, 3 yaptı. Topladım 8, 2'ye böldüm 4. Şimdi orta nokta, bakın bu doğrunun üstündeki nokta. Peki şu AG doğrusunun eğimini bulalım arkadaşlarım. Eğim AG'yi bulalım. Y'ler farkı 6'dan 2 çıktı 4. X'ler farkı 2'den 4 çıktı eksi 2. Yani eğimi eksi 2'ymiş. Peki benim aradığım doğru bu AG'ye dik olduğu için bizimkinin eğimi ne olacak? 1 bölü 2. Bak eğimini biliyorum. 1 noktasını biliyorum. Denklemini yazacağım. Y eşittir. Mx artı n'di. Yani y eşittir. X bölü 2 artı n.
Şimdi noktayı da yerine yazalım. Y yerine 4, x yerine 3 yazdığımda, bunu da buraya eksi olarak attım. 8, 3 çıktı, 5 bölü 2 çıktı n. Şimdi demek ki doğrumun denklemi y eşittir x bölü 2 artı 5 bölü 2'ymiş. Bana da ne diyor? Bu doğrunun işte diyor x eksenini kestiği nokta. Yani y'ye 0 vereceğiz. Y 0 ise x bölü 2 eşittir eksi 5 bölü 2 olur. İkiler giderse x'i de eksi 5'te kesiyormuş dostlarım. Evet, hadi bakalım. Beşinci soru diyeceğim. Zil çaldı. Bir durdurayım, devam edeceğim arkadaşlarım. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde alınan bir K noktası orijin etrafında saatin dönme yönünün tersine. Saatin dönme yönünün tersi pozitif yöndü dostlarım. Pozitif yönde 90 derece döndürüldükten sonra elde edilen nokta diyor. Şimdi başlayalım biz de. Elimizde bir K noktası var, A'ya B. Biz bunu pozitif yönde 90 derece döndürüyormuşuz. Ne olacak dostum, bu noktanın başına ne geliyordu? X ile Y yer değiştiriyordu. Yalnız Y bu tarafa gelirken ters işaretli geliyordu. Bu oldu. Sonra da diyor ki X ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim. Şimdi X ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim ötelersek apsisine 4 ekleyeceğiz. Yani eksi B artı 4 olacak. Y ekseninde negatif yönde 2 birim. Y'den de 2 çıkartacağız. Yani A'dan 2 çıkartacağız dostlarım. Bu oldu. Ve yine diyor K noktası elde ediliyormuş. Yani A'ya B noktası elde ediliyor. Bu durumda eksi B artı 4 dediğimiz şey A'ya eşitmiş. A eksi 2 dediğimiz şey de B'ye eşitmiş. Hadi şimdi şunu bir düzenleyelim. 4 eşittir A artı B oldu. B'yi de getirip burada yerine yazarsak 4 eşittir A artı B yerine A eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'yi buraya aldım. 2A eşittir 6. 3 eşittir A çıktı dostlarım. A 3 ise 3'ten 2 çıkınca da B'yi buluyormuşuz. B'de 1. A bölü B'yi soruyor. 3 bölü 1. 3 geldi sorunun cevabı. Evet, şuna bakalım şimdi. Bilmem ne doğrusu üzerinde A noktası alınıyor demiş. Tamam. Bu doğrunun üstünde ise x yerine A yazdığımda, y yerine 6 yazdığımda sağlamalı. Yani 6 eşittir A kök 3 olur. Kök 3'e bölersek 6 bölü kök 3 eşittir A. Yani 2 kök 3'tür A dediğimiz şey. Peki. Bu doğru orijin etrafında saat yönünde 15 derece döndürüldüğünde A noktasının yeni koordinatları. Hemen şimdi şöyle koordinat düzleminde önce bu doğruyu gösterelim. Neydi? Noktayı gösterelim. 2 kök 3'tü A, bu da 6. 2 kök 3'e 6 dediğimiz şey. 2 kök 3 şurası olsun arkadaşım. 6 dediğimizi de şuradan bir yerden şöyle göz kararı seçelim. Bizim A noktamız buymuş. Şimdi biz bunu orijin noktası etrafında döndüreceğiz. Ama önce bir şurası 2 kök 3 birim, şurası 6 birim bir Pisagor yapalım. 12, 36, 48, 4 kök 3 yaptı Pisagor'dan burası. Bakın şurayı 30 derece bulduk. Şurayı 60 derece, şurayı 90 derece biliyoruz zaten. Diyor ki saat yönünde şu tarafa doğru 15 derece döndür. Şimdi yeni şeklini gösterelim. Şöyle bir şey olur bizim noktamız. A üssü. 15 derece döndürdüm. Bak bu tarafa doğru. Şuraya 45 kaldı. Peki boyunda bir değişiklik var mı? Hayır. Yine 4 kök 3 olacak. Şimdi koordinatlarını bulalım. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 45'in karşısı kök 2'ye bölünce bulunacaktı. 4 kök 3'ü kök 2'ye böleceğim. Kök 2 ile genişletip de bölelim. 4 kök 6 bölü 2'den 2 kök 6 geldi. Ordinatı 2 kök 6. Apsisi de şurası. Yine 45 45 olduğu için apsis de 2 kök 6. O halde 2 kök 6'ya 2 kök 6 dedik. 7. sorumuz. ABC dik üçgeni gösterilmiştir. BC paralelmiş şu anda x eksenine.
AB 1'miş, BC 3'müş. ABC üçgeninin y eksenine göre simetri olan üçgeninin B köşesi y eşittir x doğrusu üzerindedir. Şimdi B köşesinin neye göre simetriğini alıyorduk? Y eksenine göre simetrisini alırsan bu 3 birim kadar bir 3 birimde sen gidiyorsun. B üssü burası oldu dostum. Üçgende hatta şöyle bir şekil olur değil mi? Simetriğini aldığımızda A da burası oldu. Bir birimmiş burası. A üssü diyelim. Ve bu B üssü y eşittir x doğrusunun üstünde. Şimdi B'nin apsisi 3. Y eşittir x üstünde olduğu için ordinatı da 3 olacak. Çünkü y'ler x'lere eşitmiş. A üssünün orijine uzaklığı nedir diye soruyor dostum. Hemen gösterelim. Şurayı soruyor bize. Biz şimdi şurayı 1, buradan aşağısını da 3 diyebiliyoruz. 4. Şurayı da 3 diyebiliyoruz. 3, 4, 5 üçgeninden cevabımız Denizli çıktı. Buna bakalım. Dik koordinat düzleminde köşe koordinatları KLMN karesi verilmiştir. Bu kareye sırasıyla orijin etrafında saat yönde 45 derece döndürme, x ekseni yazma, 135 döndürme uygulanıyor. Son durumda bu karenin koordinatları değişmeyen köşe noktaları aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Tamam. Şimdi önce şunu yapalım. Şimdi kare olduğu için şuralar zaten 45, 45, şurası 90. Ne diyordu? Orijin etrafında 45 derece döndürme saat yönünde şu tarafa doğru 45 derece döndüreceğiz. Bakın L 45 derece dönünce şuraya gelir arkadaşlarım. L üssü diyelim buna. Buradan burası 45 derece çünkü. Peki L üssü burada. K nereye gelecek dostlarım? K'da 45 derece dönünce şurası 45 derece çünkü. Buradan buraya geldi K üssü. Şimdi N'ye bakalım. 45 derece dönecek. N şurası 45 derece. Buradan buraya dönecek. N üssü. M'ye bakalım. 45 derece döndürdüm. M üssü de burası. Şimdi karenin yeni şekli bu oldu arkadaşlar. Şu anda bu. Sonra da diyor ki x eksenine göre yansımasını alın diyor. Şimdi onu da kırmızıyla gösterelim. X eksenine göre yansımada L üssü buraya gelecek. L üssü burada. Tabii ki K üssü de buraya gelecek. Bunlar yer değiştirdi. M üssü buraya geldi. N üssü de buraya geldi. Bu da tamam. Bunu da hallettik. Bunu hallettik. Sonra sonuncusunu da yeşille gösterelim. Orijin etrafında yine döndüreceğiz. Saat yönünün tersine 135 derece döndürme işlemi uygulanıyormuş. Şimdi bu tarafa doğru 135. Bak şimdi M üssünü bulalım nereye geliyor? Ya da N üssüydü değil mi şu anda bu? N üssüne bakalım nereye geliyor? Şimdi şurası 45. 45, 45, 45. 180 miydi? Yok 135. 45, 45, 45. Şuraya gelecek arkadaşlarım. N üssü bakın 3 tane 45. Şu ok işaretini takip edin. Tam buraya bu eksenin üstüne geliyor. Buradan döndü. N'nin olduğu yere geldi. N üssü. Demek ki N başladığı yere geri geldi. N. O zaman Nide'nin olmadıklarını siliyorum. N'yi hallettik. Şimdi M üssüne bakalım. 45, 135 dönecek değil mi M üssü? Şimdi buradan buraya 45. Buradan buraya 90. Bir 45 daha döndüğünde M üssü şu eksenin üstüne geliyor. Yani M üssü buraya geliyormuş arkadaşlarım. N üssü buraya geldi. M üssünün iki üssü diyelim. Buraya geldi. Son olarak yok L üssüne bakalım. 135 döndüreceğim. Buradan burası 45, 90 buraya. Şuraya geliyor L iki üssü dediğimde. Bakın L ile aynı yere geldi. Cevap L ve N. Başladıkları yere geri dönerler dedik. Şimdi bundayız. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan. Şimdi şuraya K dediğimde burası 3K'ymış. Dikdörtgen biçimindeki kartonlardan 5 tanesi kullanıldı ve E harfi yazıldı. E harfi A noktası etrafında ok yönünde 90 derece döndürüldüğünde B noktasının yeni yeri B üssü noktası oluyor. Buna göre orijinden ve B üssü noktasından geçen doğrunun denklemi
nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi gelin birlikte yapalım. Şurası K. Şimdi şurası 3K. Şu kısa kenar K. Şurası 2K. Bakın B'nin koordinatları apsisi K. Ordinatı da 4K. B'nin koordinatları K'ya 4K. Şimdi ben bunu ok yönünde, yani saatle aynı yönde, yani negatif yönde 90 derece döndürünce B üssünü bulacağım. Neydi 90 derece döndürme? Yer değiştiriyorsun. Negatifse X bu tarafa gelirken işaret değiştiriyor. Pozitif olsaydı Y bu tarafa gelirken işaret değiştirecekti. B üssünün koordinatları bunlar. Şimdi diyor ki bir B üssünden bir de orijinden geçen doğru hemen eğimini bulalım. Y'ler farkı eksi K eksi 0, X'ler farkı 4K eksi 0, yani eksi K bölü 4K, yani eğimi eksi 1 bölü 4 olan bir doğru arıyoruz. Orijinden geçen doğruların denklemi şöyleydi. Y eşittir mx'ti. Sabiti yoktu arkadaşlarım. O halde benim doğrum y eşittir eksi 1 bölü 4 x olacak. Eksi 1 bölü 4x şıklarda yok. E harfi ok yönünde 90 derece döndürüldüğünde B noktasının yeni yeri B üssü oluyor demiştim. Bir daha bulalım. Şimdi şurası 3K da orası bizi ilgilendirmiyor. Şurası K kısa kenar. Uzun kenar 3K, tamam. Kısa burası. B'nin apsisi K, ordinatı da 4K oldu. Doğru. Yer değiştirip bunun işaretini değiştirdim. B üssü de doğru. B üssü noktasından geçen doğrunun denklemi. Eğimini eksi 1 bölü 4 buluruz. O da doğru. Y eşittir eksi 1 bölü 4x. Ha pardon, A noktası etrafında mı döndürülüyordu? Oo, çok pardon arkadaşlarım. A noktası etrafında döndürüyormuşuz biz bunu. Benim hatam. Benim hatam, benim hatam. Ben orijin etrafında döndürüyoruz zannettim. Tamam. Tamam. İyi ki de şıklarda yok bak ama ha. Olsa demek ki cortladık, sıçtık yani. Şurayı silelim. Tamam. Şimdi bunu döndürelim biz bir daha. Şu bu adam buraya geldi. Şöyle bir E harfinin şöyle oluştuğunu söyleyebiliriz. Şuradaki 4K buraya çıktı. Buradan da şöyle bir 3, 1, 3K, yani 3, 6, 7K'lık bir uzunlukta bir şey oldu. Buradan da aşağıya geldi şöyle diyelim. Şöyle bir şekil oluştu arkadaşlar. Evet, şöyle bir şey. Tamam, hata bende. Şu ortada da sadece şöyle bir E harfi var. Bizim B üssü dediğimiz şey döndüğünde şu iç dediği diğer tarafta. Şurası B üssü arkadaşlarım. Şimdi oldu bakın. B üssünü bulduk şimdi işte. Şurası bir 3K'dan oluşuyor. B üssünün koordinatlarını bulacağız şimdi de. O yüzden bunları çizdim ben de hemen. B üssü şurası 2K demiştik değil mi? Bakın şu 2K buraya geldi. Buradan aşağısı zaten 3K toplam. B üssünün ordinatı belli. 3K. Apsisini bulalım. Şurasıdır apsisi de şu kısım. Şurayı bir bulalım. Yani şuradan aşağısı 4K'ydı buraya kadar. Bir buradan sonrası da 4K, 8K. Bu da 8K'da ordinatı. Şimdi B üssünden bir de orijinden geçen doğrunun denklemini arıyoruz. Y eşittir orijinden geçtiği için mx'ti doğruların denklemi. Eğimi de orijinden geçiyorsa direkt 3 bölü 8 arkadaşlarım. O halde y eşittir 3x bölü 8 olacak aradığım cevap. Adana'dan geldi. Evet, az daha güme gidiyordu sorumuz. Bakalım bu ne diyor? AB paralel x eksenine. A 2'ye 5. Buna göre yansıması alındığında diyor. Tamam. Şimdi neydi? Şurası 2 birim. Burası da 2 birim. Şuradan aşağısı da 5 birimmiş. O zaman A'nın koordinatları 2'ye 5 ise B'nin koordinatları 4'e 5'tir. Yansımasını alalım. Y eşittir X'e göre yansımada ne oluyordu?
yer değiştiriyordu. 5'e 2 oldu. A üssü 5'e 2. B üssü yer değiştirdim. 5'e 4 oldu. Peki şimdi 5'e 2. Şöyle 5'e 2 diyelim. Bu A üssü. B üssü de 5'e 4. 5'e şunun da şöyle ortasından inelim. 4. Bu da B üssü. Şurası da şöyle bir dörtgen. Bizden de bu dörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize de dostlarım. Hadi bakalım şimdi bulmaya çalışalım. Şu dörtgenin alanını bulacağız şimdi. Evet. B üssü neydi? 5'e 4. 1 bölü eksi 1'den bunun eğimi eksi 1. Bu neydi? 5'e 2. 3 bölü eksi 3'ten bunun da eğimi eksi 1. Yani şurada bir yamuk çıktı dostlarım. Paralel oldu bunlar. Çünkü BB üssünün eğimi ile AA üssünün eğimi eşit buldum. Paralel oldular. Yamuğun alanını soruyor bize. Ya seçenek bol ama biz şunu mu yapsak? Şuradan şöyle geçen şu dikdörtgenin alanından şu üçgenleri çıkarsak daha kolay mı buluruz acaba arkadaşlarım ya? Şimdi şunun aşağısı 2 ya, şurası 2 çünkü. Şurası o zaman buradan aşağı inen 5 olduğu için şuraya 3 kaldı. Sonra şurası 2 ise şunun apsisi 5 olduğu için şuranın tamamı 3 olacak. Şuraya 1 kaldı. Bu bir kare çıktı dostlarım. 3 çarpı 3'ten 9'dur alanı. Şimdi ben bu 9'dan şurası 2, buraya 3 kaldı. 3 kere 3, 9 bölü 2'lik şu üçgenin alanını çıkartacağım. Bir de şurası neydi? Şu kısım 4, burası 2 idi. Buraya da 1 kaldı. 1 çarpı 1 bölü 2. 1 çarpı 1 şu üçgenin alanını çıkartıyorum. 9, 10 bölü 2'yi yani 5'i çıkartıyorum. 4 kalıyor geriye dostlarım. Şekilde birbirine paralel D1 ve D2 doğruları verilmiştir. D1 doğrusuna dik. AB doğru parçası A noktası etrafında saat yönünün tersine döndürülürken doğruları oluşuyor diyor. B üssü noktalarının D2 doğrusu üzerindeki iz düşümleri arası uzaklık kök 5. Şimdi B üssünün iz düşümü şuradaki noktadır. B2 üssünün iz düşümü de şu noktadır ve burası kök 5'miş. Yani şurası kök 5. Peki. Ve BB üssü doğrularının D2 doğrusuna uzaklıkları sırasıyla B'nin uzaklığı 4'müş. B üssünün uzaklığı da 6'ymış. Bunu da söyledik. Ha bir de B üssünün D2 yüzdüşümleri arası uzaklık kök 5. Şurası kök 5'miş pardon. Şurası kök 5'miş. Burası değil. B2 üssünü hiç katmadık daha. A ile B2 üssü arasındaki uzaklık yani şurayı da bize soruyor x. Şimdi tabii bu x ise şöyle yapalım. Şuradan bir diklik çizelim önce. Şurası kök 5. Şuraya 2 kaldı. Şuraya k dediğimde bakın bu AB'nin boyu k artı 2. O zaman bu da k artı 2 çıktı. Şurada bir Pisagor yaparak hemen k'yı buluyorum. K artı 2'nin karesi yani birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. K'nın karesi artı kök 5'in karesi. Bunlar sadeleşti. 4k eşittir 1 kaldı. K eşittir 1 bölü 4. Bizim AB çubuğumuz k artı 2 idi. Yani x dediğimiz şey AB2 üssü de buna eşit. Çünkü döndükçe boyu değişmeyecek, değil mi? O halde 1 bölü 4 artı 1'den 4, 5 bölü 4 geldi. Arkadaş bu ne ya? Her yaptığımız yanlış çıkıyor ya. Gıcık oldum ama ha. K artı 1, 4, 1 daha 5 bölü 4 işte x dediğimiz şey. 5 bölü 2 mi var acaba şıklarda? Bir daha bakalım. Tamam. Bir daha bakıyorum arkadaşlarım.
Şöyle hepsini silelim. Acele etmeden bir daha yapalım şimdi. Hadi bakalım. B ve B üssü noktalarının D2 doğrusu üzerindeki iz düşümleri. Şimdi B'nin iz düşümü ile B'nin üssünün iz düşümü arasındaki uzaklık kök 5. Tamam. B ve B üssü noktalarının D2 doğrusuna uzaklıkları. Bununki 4, D2'ye uzaklıkları değil mi? Evet, D2'ye. Bununki de 6. Bu da tamam. Şuradan bir diklik çizdim. Şu kısım 2'dir dedim. Dikdörtgen olsun diye. Şurası kök 5'tir dedim. Bu da tamam. Şuraya K dediğimde bunun boyu K artı 2. O halde burası da K artı 2 olmalı. Burası da K artı 2 olmalıdır dedim. Bu da tamam. Hemen şuradan Pisagor yapalım. K artı 2'nin karesi. Yavaş yapıyorum. Bakın açmıyorum. Hiç acele etmiyorum. K'nın karesi artı kök 5'in karesi diyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını aldım. K kare artı 5 geldi. Bunlar gitti. 4'ü bu tarafa atarsak 4K eşittir 1 olur. K eşittir 1 bölü 4. Bize de K artı 2'yi soruyor. Ay tüküreyim. K artı 1'i mi bulduk biz? Öf. 4 kere 2 8. 1 daha 9 bölü 4. Yalandan yere bir daha bir sürü işlem yaptık ya. Evet. Yani tabii siz şu anda bilmiyorsunuz bu videoyu hangi şartlar altında ve saat kaçta çektiğimi arkadaşlar. Pekala, kaç soru var? Bir de ona bakayım da ya. Oh, bayağı da koymuşuz ha. 34 soru var. Biz kaçtaydık en son? 12'yi mi çözeceğiz? Hadi şunu da bir çözelim bakalım. İki eş dikdörtgensel bölgenin konumları verilmiştir. Şimdi şurası 1'miş. Buradan aşağı inen diklik de 4'müş arkadaşlarım. En azından kısa kenarının 1 olduğunu biliyoruz şu anda. ABCD dikdörtgeni B noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor. B noktası etrafında 90 derece döndürürsek şöyle bir şekil oluştu arkadaşlar. C döndü, buraya geldi. D buraya geldi. A da buraya geldi. Şurasının 1 olduğunu biliyoruz. KLMN dikdörtgeni K noktası etrafında saatin tersi yönde şu tarafa doğru 90 derece döndürülecek. O da şöyle bir şey oluyor. C ve L aynı noktalar oluyormuş dostlarım, değil mi? Öyle dedi daha. C ve L aynı nokta oluyormuş. Tamam. Bunu da döndürdüğümüzde C ve L aynı nokta üzerine denk düşüyor. L buraya geliyor. M buraya geliyor ki şurası 1. Tamam. K'mız burada zaten. Biz bakma yanlış çizdik şurayı. K şurası da N'de. Buna göre ilk durumda C ve M noktalarından geçen ilk durumdaki C ve M. M'yi de bulacağız şimdi. M'nin ordinatını biliyoruz sadece. Şurasını 1. C ve M'den geçen doğrunun eğimi. Şimdi apsisini bulalım. Buradaki C'nin. Bu arada şurası şöyle kalın yapalım da. K ile N burası arkadaşlarım. N de burada. K da burada. Tamam. Doğrumuz böyle yani. Dikdörtgenimiz böyle. Şimdi bildiğimiz şeyler. Başka neler biliyoruz? Bir bakalım. Şurasını 1 diye biliyoruz. Şimdi şurayı da 1 diye biliyoruz artık. Evet. Başka. Şurayı A diyelim. A artı 1 oldu. Dikdörtgenin uzun kenarı. O halde şurası da A artı 1'dir diyelim. Şurası 1'di. Şurası da A oldu. Burası da A artı 1'dir diyelim. Başka da bir şey şu anda aklıma gelmiyor. Peki. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarına A artı 1 demiş olduk. Burası da A artı 1. Bak şurası da A artı 1 çıktı.
Demek ki bu da a artı 1. Ve biz şuradan aşağı inen dikliği 4 diyebiliyoruz, değil mi dostlarım? 4 ise bu da 2, bu da 2. Yani a da 1 çıktı dostlar bu durumda. Şimdi şurayı bulalım bakalım kaçmış. A artı 1, 1. A artı 1 var. A artı 1 2 idi. 1 buradan, buradan da 2, 2, 4, 5 geliyormuş apsisi. C 1'e 4, bu da 5'e 1. Hemen eğim bulalım. C, M'nin eğimi. 4 eksi 1'den 3, 1 eksi 5'ten eksi 4. Eksi 3 bölü 4'müş eğimi dedim dostlarım. Evet dostlar, geldik şimdi 13. sorudayız arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız, görelim hep birlikte. Evet, şimdi diyor ki dik koordinasını geliştir, mx doğrusu verilmiş. Tamam, a 4'e eksi 3 noktasının, şimdi bir gösterelim şu 4'e eksi 3 noktasını. 4 burası olsun, eksi 3 şurası bir yer olsun. Şunu kalemimizde şöyle sağlamlaştırayım. Heh. Şunu bir silelim. 4'e eksi 3 gösterdik. Bu bizim A noktamız. Bunun diyor x eksenine göre yansıması. X eksenine göre yansımasını aldığımda 4'e eksi 3 şurada bir yerde oldu. Bu da A üssü. Evet. A üssü noktasını da y'dir mx doğrusuna göre şöyle bir simetrisini aldığımda bu da A 2 üssü noktası oldu. Peki. A ile A2 üssünün arası 5 kök 2. Oba. Şurası 5 kök 2'ymiş. Şimdi bildiklerimizi yapalım. Şunu biliyoruz dostlarım. Şu uzunluğun 5 olduğunu 3, 4, 5'ten. Yine buranın da 3, 4, 5'ten 5 olduğunu biliyoruz. Şurası da yine 5 dostlarım. Neden hocam? Çünkü bir şurada bir simetri aldığımız için yükseklik kenar ortay oldu bu adam. Kayı kuralından 5 geldiğini söyleyebiliriz. O halde şurası aynı zamanda açı ortay olacak. AA diyelim. Ya bunu ben biraz büyüteyim mi arkadaşlarım? Küçük kaldı. Şöyle biraz büyütelim bunu. AA oldu burası. Devam. Şurası da 90 derece oldu dostlarım. Tamamı 90 derece. Şuraya da bir ne diyelim? B diyelim. B olduğunu söyleyelim. Şurası 3. Şurası 3 birim. Bakın bu yükseklik yine kenar ortay oldu. İkiz kenar 5, 5 ise şurası da B olacak diyelim. Şimdi şu doğrunun biz AA 2 üssü doğrusunun şöyle uzattığımızda şurası 90 derece. Şurasındaki açı A artı B. Bakın bu açı A artı B. O halde bu açının da A artı B olduğunu biliyorum. Ve karşıma ne çıktı böylelikle? A artı B, A artı B 90. Yani A artı B'yi biz 45 derece bulmuşuz. Yani şu açı 45. O halde bu açı 135. Şimdi A, A2 üssü, daha doğrusu A üssüyle A2 üssü doğrusunun biz eğimini tanjant 135 olarak bulduk. Yani eksi 1 bulduk. Şimdi bizim aradığımız doğru da buna dik olduğu için bunun eğimi de ne olacak bu durumda? Çarpımların eksi 1 olması için 1 olacak. M'yi 1 bulduk dostlarım. Cevap Denizli'den geldi dostlar. Evet. Böyleymiş. Hadi devam edelim. 14 numaradayız. Analitik düzlemde verilen ABC üçgeninin y eksenine göre simetri alınıyor. Hemen y eksenine göre simetriğini alalım bunun. Şurası kardeşim 2 birim mesafe. Biz de bir 2 birim bu tarafa geleceğiz demektir. Buradan da bir 2 birim geldik. Şurasını çizdiğimde A üssü C üssünü oluşturdum. Şimdi şu ara 4 birimmiş. Şurası 4 birim. Şurası 1 birim. Şurası da 1 tabii ki. Şöyle 4 birimde C'den ileri gittiğimde 4 birim B üssüne ulaştık. Bu da bizim yeni üçgenimiz oldu. Oluşuyor. Tamam, oluşturduk. Üçgenin y eksenine göre simetri aldık. Daha sonra bu üçgen C üssü etrafında saatin dönme yönünün tersine, saatin dönme yönünün tersi bu taraf.
bu tarafa doğru döndürüp 90 derece döndürüldüğünde de bu üçgen oluşuyor diyor. Buna göre A ile A burada, A'nın koordinatlarını biliyoruz. Eksi 2'ye kaçtır A'nın koordinatı? 3. Şimdi bunu da 90 derece döndüreceğiz. Şu anda A üssünün koordinatları da 2'ye 3 kardeşlerim. 90 derece döndüründe de bu üçgen oluşuyor. O zaman 90 derece döndürelim. Bunu 90 derece pozitif yön, değil mi? Saatin dönme yönünün tersi pozitif yöndür. 90 derece döndürdüğümde pozitif yönde x ile y'ye yer değiştiriyordu. Y bu tarafa gelirken işaret değiştiriyordu. Eksi 3'e 2 olacak demektir bu. Eksi 3'e 2. A üssü dediğimiz şey. Tamam. 90 derece bu tarafa doğru döndürdük. Döndürürsek kardeşim bir birim şuraya gelir. Şöyle olacak ki A 2 üssü buraya gelecek ama eksi 3'e 2 olmuyor bu. C üssünün etrafında döndürüyoruz çünkü doğru ya. Bu orijin etrafında döndürme dostum. Biz C üssünün etrafında döndüreceğimiz için hemen göstereceğiz buradan. 90 derece döndürdük. Bak bu buradan buraya 90 derece döndü. Şurası oldu A 2 üssü dediğimiz yer. Burası bir birim tabii ki bu bir buraya geldi. Burası da bir kaldı. Aşağıya doğru da iki birim oldu. Yani A 2 üssünün de koordinatları 1'e 2 birim oldu. Bize de ikisinin arasındaki uzaklığı soruyor. Hemen kök içinde eksi 2 eksi 1'den eksi 3 karesi 9. 3 eksi 2'den 1 karesi 1 kök 10 yaptı dostlarım. Evet, güzel soruymuş. Bunu da hallettik. Şurayı 90 derece döndürdük arkadaşlarım. Şu kısım buraya geldi 90 derece. Yani üçgenimizin yeni pozisyonu şöyle bir şey oldu aslında. Onu da göstereyim. Şöyle bir üçgen oldu. Şuraya geldi yani bizim 90 derece dönünce B üssü buraya geldi. B2 üssü diye. Evet, buna bakıyoruz. Dik koordinat düzleminde kenarları eksenlere paralel olan ABC dikdörtgeni şekildeki gibi verilmiştir. C'yi vermiş 4'e 6. BC'yi vermiş 5. Şimdi C'nin ordinatı 6 ise buradan aşağı inen diklik 6. Demek ki B'nin şuradan aşağı ineni 1. Şurası da 5 tabii ki. C'nin apsisi 4'müş. Demek ki şu mesafede 4 diyelim. Bu dikdörtgen AD'ye göre simetrisi alanında BC kenarı Y ekseni üzerine denk gelmektedir. Şimdi AD'ye göre simetri alacağız. Bak C'nin buraya olan uzaklığı kadar bir uzaklıkta sen gidiyorsun. Şuraya geliyormuş. Hangi kenarı? BC kenarı. Şu kenar buraya geliyormuş. Demek ki C üssü buraya. B üssü de buraya geliyormuş ki demek ki şu mesafeler eşitmiş meğersem dostlarım. Şekle aldanmayın ne olur kardeşler. Biz söylediği şeyi yapıyoruz. Demek ki buralar 2-2'ymiş. Toplam 4'tü ya. Şurası da 5 oldu. Buna göre orijinden ve dikdörtgenin ağırlık merkezinden geçen doğrunun denklemi kaçtır? Şimdi dikdörtgenin ağırlık merkezi de şurası. Tam köşegenlerin kesiştiği noktaydı. Orijinden geçecek, bir de buradan geçecek dostlarım. Şimdi burası da tabii ki şöyle kırmızıyı alalım. Ağırlık merkezi olduğu için şuraya olan uzaklığı 1 ya da tamamına olan uzaklığı şurası da 2 olduğu için 3. Aşağıya olan uzaklığını alalım şu kısım. Şurası 1'di. Burası da toplam 5 olması için 2,5. Yani 3,5, şurası da 3. Demek ki ağırlık merkezi 3'e 3,5 olacak dostlarım koordinatları. Orijinden de geçen, buradan da geçen doğrunun eğimi. Şuradaki açının tanjantını soruyor. Karşısı 3,5, komşusu 3 olan doğru. Hemen bunu 2 ile genişletelim dostlarım. 7'ye 6 geldi. Cevabımız 7 bölü 6'ymış eğimimiz. 16. sorumuz. Verilen üçgenin C köşesi sabit tutulup saat yönünde şöyle döndürüyormuşuz bunu arkadaşlarım. 90 derece döndürülerek bu üçgeni saat yönünde 90 derece döndürdük. C A üssü B üçgeni oluştu. Yani şurası 90 dereceymiş dostlarım. Bu üçgeni de B köşesi sabit tutulup saat yönünde şöyle 90 şunu 90 derece döndürdüğümde şu kenarda buraya gelmiş. Peki. Buna göre A ile şurada A 2 üssü arasındaki uzaklık nedir diye de bir soru soruyor bize.
Şimdi bu bizim 6, 8, 13 üçgenimizde. AB kenarı 8. Yani şurası 8. Hipotenüs hepsinde 10. Gösterelim. AB 8. AB 8. Şurası 6, 6, 6 diyelim. Şimdi şuradan bir dikdörtgen oluşturalım dostlarım. Tabii ki burası da 6. Şuradan da bir diklik çizelim. Tabii ki burası da 6. Buraya 2 kaldı. Şurası 6 olduğu için burada 6, buraya 2, buraya da 2 kaldı. Bakın şu dik üçgende 2, 2, 2 kök 2'yi paketledim kardeşlerim. Buna bakalım. Düzgün altıgeni O noktası etrafında pozitif yönde. Pozitif yön neydi? Saatin tersi yön kardeşlerim. 120 derece döndürüldüğünde düzgün altıgeni için yeni oluşan bir düzgün altıgen var. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi 120 derece döndürelim dostlarım orijin etrafında. Şimdi biliyoruz ki düzgün altıgenin şöyle çizdiğimizde merkezden köşelerine 6 tane eşkenar üçgen oluşur. Yani şuralar hep 60'ar derecedir dostlarım. 60-60. Şöyle yazalım. Bunlar hep 60'ar derece. Peki biz B'yi orijin etrafında 120 derece döndürdük. Şuradan şuraya geldi dostlarım. B üssü buraya geldi mi kardeşim? Bak 120 derece dönmesi demek bir köşenin iki köşe atlayıp ikinci köşeye denk düşmesi demekmiş, değil mi? 120 derece. Peki A nereye gelecek? Bak iki kenar atla buraya gelecek. A üssü. Şurası 120 derece çünkü. Peki F nereye gelecek? İki kenar atla buraya gelecek. Burası F üssü. E nereye gelecek? Tam buraya E üssü. D tam buraya D üssü. C tam buraya C üssü. B noktası x ekseni üstünde olur. Evet, görüyorsunuz. B noktası x ekseni üstünde oluyor. A noktası dördüncü bölgede. A noktası şuraya geldi dostlarım. Üçüncü bölge değil mi? Burası 1, 2, 3 ve 4 diye sıralıyorduk. Üçüncü bölge. Bu yanlış. D noktası, D buraya geldi bakın. Birinci bölgededir. Doğru. Demek ki 1 ve 3 doğru. Diğerleri yanlış. ABCD bir dikdörtgen. Tamam. AB paralelmiş. Koordinatları vermiş. Dikdörtgeni x ekseni boyunca 6 birim sağ, 5 birim yukarı ötelendikten sonra orijin etrafında 90 derece dönülüyor. Buna göre D noktasının dönüşümler sonucundaki yeni koordinatları. Şimdi bize D'yi sorduğu için şekli komple uğraşmayacağız dostlarım. D'yi sadece bu söylenenleri yapacağız. Bunun için de önce D'nin koordinatlarını bulalım. Şimdi A'nın ordinatı 2'ymiş. Şurası 2. B'nin de ordinatı 2. C'nin ordinatı 6'ymış. Demek ki şurası x'i uzaklığı 6 olacak. Şurası 4. Burayı da bulduk 4. Bak D'nin x'e uzaklığı da 6 çıktı. O halde D'nin ordinatı 6. Şimdi apsisini bulalım. Yani şurası lazım bize. Şimdi C'nin apsisi 6 olduğu için şurası 6 birim. A'nın apsisi 14 olduğu için şurası 14 birim. 6 burada 8 kaldı. Burada 8 oldu. Demek ki D'nin de apsisi 14 olacak. Ama ikinci bölgede olduğu için eksi 14 olacak. Şimdi ne yapıyorduk? X ekseni boyunca 6 birim sağ demek. X'e 6 ekle demek. Bu durumda eksi 8 olur. 5 birim yukarı demek y'ye 5 ekle demek 11 olur. Şimdi saat yönünde 90 derece döndürüyoruz. Yani negatif yönde 90 derece döndürüyorum şimdi bunu dostlar. X ile y yer değiştirecek. 11 ile eksi 8 olacak. Ama x bu tarafa gelirken işaret değiştiriyordu. Artı 8 oldu. 11'e 8'miş d'nin en son hali dostlarım. 19. sorumuz. ABC bir eşkenar üçgen. Peki. Şurası 4 birim. Tamamı 8'miş. Buraya da 4 kaldı. Bakın bir kenarını 4 bulduk eşkenar üçgenin. Orijin etrafında 60 derece döndürüldüğünde A noktasının yeni koordinatları. Şimdi A'nın koordinatlarını soruyor. O yüzden biz sadece A'yı döndürelim. Orijin etrafında 60 derece döndürüldüğünde tabii pozitif yönde mi negatif yönde mi onu bilmiyoruz. O yüzden şıklara göre hareket edeceğiz galiba. Şimdi A'nın koordinatları normalde şuradan aşağı bir diklik indirdiğimde burası 90, 2, 2 diye böler burayı. Şurası 60, burası 120 olduğu için
30 geldi buralarda dostlarım. Şimdi A noktasının koordinatları burada. Biz orijin etrafında 60 derece döndüreceğiz. Şimdi burası 30. 60 derece bu tarafa doğru döndürürsem tam şu adam, yani 4 kök 3 birim uzunluğundaki 120 30 30 ya, 4 4 4 kök 3 döner ve şuradaki y ekseni üstündeki a üssü noktasına gelir. Ve boyu da 4 kök 3 olur dostlarım. Dolayısıyla buradan koordinatları da sıfıra 4 kök 3 olur. Var mı böyle bir şık? Evet, var. Biz bu tarafa doğru döndürdük ama bu tarafa doğru döndürseydik şurası 30. Bir 30 da böyle kayacaktı. Şurası 30 olacaktı. Boyu yine 4 kök 3. Bu durumda da koordinatları A üssünün şuraya olan dikliği çizelim. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 3. 60'ın karşısı da 2 kök 3'ün kök 3 katı. Yani 6 olacaktı şurası dostlarım. Apsisi 6, ordinatı da eksi 2 kök 3 olacaktı. Tamam. Şıklarda öbürü olduğu için doğru cevap budur diyorum. Çünkü bize yönü belirtmemiş dostlar. İki yönü de bulmak zorundayım ben. İkisinden biri şıklarda olacak zaten. Evet, 20. Analitik düzlemde A ve B noktaları için orijin etrafında saat yönünde, yani negatif yönde döndürüyoruz yine. 90 derece döndüğünde bulunmaktadır diyor. Bu noktalar çıkıyor. Buna göre alan bu nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi orijin etrafında A noktasını döndürdüğümde A üssü oluşuyormuş. Neydi negatif yönde döndürme? X ile Y yer değişiyor ama X bu tarafa gelirken işaret değiştiriyor. Yani 2'ye 10 olacak dostlarım. X bu tarafa gelirken işaret değiştirdi. B üssünü bulalım hemen. X ile Y yer değiştiriyor. X bu tarafa gelirken işaret değiştiriyor. Bu da B üssü. Şimdi bunları gösterirsek 2'ye 4'müş B üssünün koordinatları. Şurada gösterelim ya. Bu eksi 4'e 2. Bu B. Eksi 10'a 2. Bu da A. Şimdi B üssü ne? 2'ye 4. 2'ye 4 de şurası olsun. Bu da B üssü. C A üssü ne? 2'ye 10. 2'ye 10 dediğimiz yerde burası olsun A üssü. Şimdi bize de B üssü, şurası, şurası ve şurasının koordinatları soruluyor. Şey, alanı soruluyor arkadaşlarım. Şuradaki dörtgenin alanı nedir diye de bir soru sormuş bize. Hemen bulmaya çalışalım. Şimdi şu köşegeni çizdiğimde şurası 6 birim. Şimdi buradan aşağı inen dikliği bulacağız dostlarım. Şurayı. Şurası zaten 2. A üssünün de ordinatı 10'du. 2 şuradaysa 8 kaldı şuradan aşağı inen dikliğe. Bakın bu 8 şu 6'nın yüksekliğidir değil mi dostlarım? O zaman 6 çarpı 8 bölü 2'den şu üçgenin alanını bulduk, 24 artı. Şimdi sıra geldi, onu da yeşile boyayalım. Şu üçgenin alanını bulmaya. Şimdi şurası 4'tü, şurası da 6, 10 olduğu için şu araya 6 kaldı. Bu 6'nın yüksekliği de şurasıdır dostlarım. Bak burası neydi? B üssünün apsisini 2 bulduğumuz için şurası 2, burası 4. Yani yükseklik de 6 geldi. 6 çarpı 6, 36 bölü 2'den 18'de bu çıktı. 30, 12 daha 42 geldi sorumuzun cevabı. 21 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? D1, D2 doğruları AB doğrusu paraleldir. Bakın sınav sorusuna benziyor. D1, D2 doğrular arasındaki uzaklık 5 birimdir. Uzaklık 6 birim, AB 5 birimmiş. Ha, A noktasının D1 doğrusuna göre simetriği, A'nın D1'e göre simetriyi dediği zaman bu uzaklık kadar bir uzaklıkta ben gidiyorum. Bu A1'miş. B noktasının D2 doğrusuna göre simetriyi, şimdi bu uzaklık kadar bir uzaklıkta biz gidiyoruz. Bu da B2'ymiş. Tamam, bunu da gösterdik. A1 ile B2 arasındaki mesafe nedir diye soruyor bize. Hemen bunu da şöyle gösterelim dostlarım. Bize sorulan yer şurası.
x diyelim. Bunu da şuradaki dik üçgen içine sokalım. Bakın şöyle bir dik üçgen yaptığımda buradan bulacağız şimdi dostlar. Şurası AB 5, o halde burası da 5. Şimdi şuraya K, K. Şuna da M, M dediğimde burası da bakın K, K olur. Yani 2K artı 2M oldu burası. Ki biz K ile M'nin toplamını 6 diye biliyoruz değil mi? K ile M'nin toplamı 6. 2K ile 2M'nin toplamı 12 olur. 5, 12'den de Edirne'yi paketlerim dostlarım. 22 numara koordinat düzleminde A0'a 6 ya da bu soru dursun arkadaşlarım, 22 de şimdi zil çalacak. Daha sonra devam ederiz. Hadi bakalım kaç sorumuz kalmış bu arada? Şöyle bir bakayım. 22'deyiz, 34. 12, 13 soru falan daha çözeceğiz. Onları da bir sonraki videoda çözeriz. Gerekirse videoları da birleştiririm dostlarım. Dakikası kaç dakika olacağına göre de. Hadi öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.